Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili dostlar. Los Angeles'ta hava çok güzel, saatlerimiz akşam 6'yı gösteriyor. Herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Umarım aranızda küskünler falan varsa birbiriyle barışmıştır. 2 günlük dünyada tabii küs kalmanın belli bir mantığı yok. Bugünkü maçta Magnus Carlsen'le Ernst'in bir maçını inceleyeceğiz. Beyaz taşlarla Magnus Carlsen E4 oynamış. Siyahlar C6 ile karşılık vermiş. Karokan devam yolu. D4, D5, at C3. D4, atalı E4 ve fil F5. Karokan'daki asıl amacın fili dışarı çıkmak olduğunu söylemiştik. Çünkü Fransız oynanan konumlarda fil içeride kalmak zorunda kalıyordu. At G3 beyazlardan, fil G6 ve G6'daki filin biraz da böyle sıkışık konumundan yerlenmek isteyen beyazlar burada H4 sürmüş. Karokan'daki temel fikir tabii ki alan kazanmak, G6'daki fil üzerine oynamak. H4'de siyahlar genellikle H6 ile karşılık verir. At F3. At D7 ve H5 sürüşü. Bakın fili H7'ye kadar gönderiyoruz. Bu sayede aslında G6'daki file saldırarak, bakın at G3 geldik, H4 sürdük, H5 sürdük. Buradaki file saldırarak aslında alan kazanıyoruz. Fil D3, fil D3, vezir D3 ve E6 sürüşü geldi. Siyahlar da tabii ki bakın C8'de normalde kötü kalacak filinden F5'e çıkarak kurtuldu. Her ne kadar beyaza gelişim üstünlüğü, alan üstünlüğü vermiş olsa da sonuçta kötü taşlarından kurtuldu. Sağlam bir er yapısı dizdi. Bakın B7, C6'daki piyonlara bakın. E6, F7'deki piyonlara bakın. Bu arada bir haftadır video yükleyemiyorum, kusura bakmayın. Çok bahane üretmek istemiyorum ama hani Türkiye'de tüm her şeyi, tüm düzeni bırakıp gelip Amerika'da sıfırdan düzen kurmak gerçekten hani çok kolay bir şey değil. O yüzden böyle video çekmekte sıkıntı yaşıyorum. Yani nerede çekmeliyim falan. Burayı iyi buldum bu arada. Çok güzel bir yer. Oldukça sakin bir yer burası. Güzel bir mobilya mağazasının en üstünün terasını oturma yeri yapmışlar. İnsanlar otursun takılsın diye. Çok güzel olmuş. E6 oynandı. En son fil F4. Buradan bol bol video çekerim gibi geliyor. Hem bu kanal hem kendi Cem Gündoğan kanalına. Fil F4. At GF6. Uzunluk. Fil E7. Özlemişim ve video çekmeyi de. At E4. Şimdi at E4 niye oynanıyor? Ondan da bahsedelim. Şimdi beyazlar H5'e kadar piyon sürdü gördüğünüz gibi. Dolayısıyla müsait bir zamanda G4'de sürmek istiyor ve G5 sürmek istiyor. Yani şahkanlı alan kazandık ama hani süs olsun diye bu alanı kazanmadık tabii ki. Olabildiğince piyonları sürüp hani alan kazandığımız yerdeki söz sahibi olma oranımızı, nasıl bir cümle, arttırmaya devam ediyoruz tabii ki. Vezir A5 siyahlardan. D8'de hiçbir şey yapmayan vezir A5'e gelmiş oldu. Pardon, misklik. Şimdi A5'teki vezir A2'ye saldırıyor. Yani dolayısıyla bizim şahlı bir oynamamız lazım beyaz taşlarla. Siyahların ne yapması lazım? Siyahların da tabii ki eğer vakit bulabilirse B5, B4 ya da C5 ile vezir kanından saldırması lazım. Bakın çünkü burada uzun ok yapıldı. Ya da taşları azaltmalı. Mesela atalı E4 alıp taşları azaltıp oyun sonuna girebilir. Çünkü oyun sonunda çok fazla sürülmüş olan H5'teki piyon sıkıntı yaşayacak. Tam süremden de şuradan güneş vuruyor. Şöyle tutayım. Bayağı bir açı aradım ama tam bulamadım. Güneş sonuçta buradan geliyor. Priz de bulmam lazım falan filan. Kısa rok attı siyahlar ve Magnus Carlsen atalı F6 aldı. At çarpı F6 ya da at E5 gelmiş. Evet, E5 karesine Magnus atını oturtturmuş. Şimdi burada Magnus aslında F ve G piyonların önünü boşaltmış oldu. Yani olası bir şahkanın saldırısında bu piyonların önünün boş olması iyi. Çünkü her zaman atağa katılabilir durumda. Şunu da görüyoruz. Ters kanal oklar atılmış. Yani beyazlar uzun ok atmış. Bakın siyahlar ise burada kısa ok atmış. Dolayısıyla ters kanada roktan atıldığı konulara tabii ki daha hızlı saldıran, daha doğru saldıran avantajlı konumda kalıyor. Kale A8 oynamış. Ernst siyah taşlarla. Magnus vezir E2 çekmiş. Vezir E2 akıllıca bir hamle. Çünkü siyahın muhtemel cephe sürüşünde vezirin D3'te kale tarafından açmazda kalmasını istemiyor. Saldırıya uğramasını istemiyor. Siyahlar buna rağmen cephe sürmüş. Her zaman söylerim. Satranç temel bir mantık vardı. Yani rakibiniz bir kanattan geliyorsa sizin diğer kanattan ya da merkezden karşılık vermeniz lazım. Öyle oturup bekleyerek hiçbir yere varamazsınız satrançta. Biraz inisiyatif almanız lazım. Şimdi bu konum, bakın 17. hamle bitmiş. Bu konumda Magnus Carlsen efsane bir hamle imza atıyor. Bakın burada Türkçe bilim olmadığı için biraz bağırabilirim. Efsane bir hamlesi var Magnus'un. Lütfen videoyu durdurup şöyle bayram hatırına buradaki hamleyi herkes bulsun sevgili arkadaşlar. Magnus burada at G6 oynamış. Aman Allah'ım ne mevzedim. Çünkü at G6'dan sonra beyazlar hem F8'deki kaleye saldırıyor hem de E7'deki file saldırıyor. Şimdi kale E8'e tabii ki at E7 kale E7'den sonra mesela kale E8 oynayalım. At çarpı E7. Check. Kale çarpı E7. Yani bu konuda bakın tüm taşlar siyah taşlar. Siyah kalelere dizilmiş oldu. Açılan çapraz ve dikeler beyazın lehine tabii ki. Çünkü bakın burada siyah kaleleri kontrol eden efsane bir fil var. Şimdi G4 G5 sürüşü de çok önemli bir tehdit. G4 G5 sürüşü. Bu sebeple at G6 hamlesinde F çarpı G6 almış. Ernst
demiş kardeşim Magnus'um ne yapıyorsun? Taş feda ediyorsun. Tamam dünya şampiyonusun. Tamam bir sakin ol demiş. Magnus vezir alır E6 almış. Şah 8'e tabii ki H çarpı G6 almış. Şimdi burada da bir duralım. Bakın siyahların F6'daki atı fazla 2-4-5, 2-4-6-7 yani 2 piyona bir at var. Ancak G6'daki piyon gerçekten çok sinir bozucu bir durumda. Yani siyahlar tarafından bakıyorum konuma. Buradaki piyon gerçekten çok sinir bozucu. H7 karesini kontrol ediyor. E6'daki vezir de çaprazı kontrol ediyor. Yani ola ki bir şekilde şah çekilme imkanı olsa mat olacak. Hatta burada beyazın fikri ne? Bakın flaş 6 feda etmek. Niye? G çarpı H6'ya, kale çarpı H6. Her tarafı açıyor ve buradan değişik mat fikirleri oluşabilir. Bu yüzden dikkatli olması lazım. Siyahlar at G8 gelmiş. H6'daki olası bir fedayı engellemek için at G8 gelmiş. Ama Magnus Carlsen tabii ki durmuyor. Norveç'ten selamını gönderiyor. Bir kere daha videoyu durdurup bulmaya çalışın. Magnus baba fil çarpı H6 vurmuş. Kardeşim sen G8 at geliyorsun ancak ben fedamı yine yaparım diyor. Şimdi at çarpı H6'ya eğdiler falan da boşta. G6 almış. Magnus durmuyor. Bir feda daha yapıyor. Kale çarpı H6. At çarpı H6. Şimdi bakın sadece Magnus'un bir kalesi ve bir veziri var. Yani bir kale, bir atlı fil neredeyse her şeyi feda etti ya Magnus. H6'ya fil ve kale feda etti. G6'ya da at feda etti. Vezir çarpı E'de almış Magnus. Şimdi vezir H7 mat tehditleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Siyahlarla konumu savunmak kolay değil. Bu matı engelleyen çok bir hamle ben göremedim. Dolayısıyla at F7 çekmiş beyazlar. Eğer mesela piyon alınırsa şahı G7'ye çekecek. Kale H1 şahlara da şah G7 gelecek Magnus. Şunu söylüyor. Ben zaten kale at öndeyim. Yani eğer bu saldırıyı 1-2 taş feda ederek kurtulabilirsem bu saldırıdan oyun sonunda zaten kazanırım diye düşünüyor. Eğer feda yaptıysanız mutlaka saldırı başarıya ulaşmalı. Yani bir şey, bir kazanım elde etmelisiniz. Ya da oyun sonuna bir taş üstün girmelisiniz. Ya da tüm taşlar eşitse rakibin kanadına bir zayıflık elde ediyor olmanız lazım. Yoksa boş boşuna hani süs olsun diye feda yapmayın. Sonra liçeste -500'ü yiyip yazarsınız. Abi -500 dedim, abi -400 dedim diye. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gelir F7 almış Magnus Carlsen. Şah giydi ve burada Magnus şık bir hamle imza atıyor. Lütfen videoyu durdurup düşünün sevgili arkadaşlar. Magnus Carlsen burada kale D3 çıkmış. Kardeşim ben demiş şimdi kale G3 geleceğim. Sonra vezir H4. İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar Amerika, iyi akşamlar Norveç diyeceğim diyor. Çünkü sadece kale ve vezirle burada mat olabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Siyahlar kale D6 gelmiş. Bir feda daha yapmaya çalışıyor. Aslında siyahlar ayrı bir uyanık. Çünkü vezir çarpı D6 alırsanız böyle acele edip vezire bir mat var. Ne derler ona? Bir şeye giderken bir şeyler olmak. Öyle bir deyim vardı unuttum. Mat olmuş oldu beyazlar mata giderken. O deyimi hatırlayanlar aşağıya yazsın. Neydi ya? Bir şeye giderken bir şeyden de olmak falan. Neyse. Dolayısıyla check. Burada kale G3 şah çekmiş Magnus Carlsen. D6'daki kaleyi almanın bir önemi yok görmüş olduğumuz gibi. Mat olduğumuz için kale G6 kapatmış. Burada vezirlerin hangi noktadan şah çekeceğimiz önemli. Şimdi kale çarpı G6 alıp şah check. Çarpı G6. Vezir çarpı F8 alıp hani kazandığımızda ne dersek yine vezire bir mat var. Yani bu vezire bile dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla E hattının mutlaka vezir olması lazım. Burada piyonumuz var. Vezirimiz var. Kalemiz var. 3 tane taşımız var öyle ya da böyle. Sizce beyazlarla oyunu nasıl sonlandırır sevgili dostlar? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Magnus çok düşünmüş ve en mantıklı yerin E5 karesi olduğunu karar vermiş. Vezire de şah çekmiş. Şimdi bakın eğer buraya kaçarsanız yani şah çeli gibi bir yere kaçarsanız bakın vezir H5 şah var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kale G6, kale H6 geleceksiniz büyük ihtimalle. Vezir F5 bir şah daha var. Şah 8. Yani böyle bir konuma oluşabilir. Ve bu konumda siyahlar hani tamamıyla konumu kurtarmış gibi olabilir. Ancak bu konumda da birçok risk var. Ne gibi riskler var? Mesela şunu söyleyelim. Vezir E5 şah var. Şah H7'ye, vezir G7'ye mat. Check. İyi akşamlar Türkiye. Dolayısıyla buradaki matı olmamak adına bu hamleleri yapmamış siyahlar. Vezir E5 şah. Şah F'yi de almış. Vezir E5 bir şah daha çekmiş Magnus Carlsen. Kale F6 oynamış ve Magnus Carlsen çok şık bir bitiriş yapmış. Bir kale ve bir vezirle vezir de 7 mat etmiş. Bakın fazla olan bu taşlar aslında beyazın mat yapmasına yardım etmiş oldu. Gerçekten keyifli bir mat olmuş oldu. Biraz sohbet edelim sizlerle bu maçtan sonra. Bir haftadır video atamıyorum dediğim gibi. Düzen tam olarak oturtamadım. Temelli mi gittin diye soranlar var. Onu aslında kendi Cem Gündoğan kişisel kanalında cevaplamak daha iyi. Arkadaşlar temelli gitmek ya o çok hani hızlı verilebilecek bir karar değil. Ama bir 3-4 ay buradayım yani 1 Ekim gibi. Work and Travel'a gelmedim bu arada. Onun çok fazla soran olmuş. Work and Travel'a falan gelmedim buraya.
1 Ekim gibi döneceğim. Dönüş biletini aldım. Burada bir business kurmaya çalışıyorum. Çok kolay olmuyor ama buradaki insanlar daha rahat iş yapılabildiğini fark ettim. Çünkü ön yargı yok. Yani Türkiye'de bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, herkes koyunuzu kazmaya çalışıyor falan. Çok yaşadım bunları. Burada daha ön yargı yok. Dolandırma ihtimaliniz burada çok daha düşük Türkiye oranında. O yüzden burada iş yapmak bana göre, yani bana daha kolay geliyor. Herkese daha kolay geliyor diye bir şey yok. Şunu unutmayın. Türkiye'de iş yapan her yerde iş yapar. Bunu unutmayın. Böyle güzel bir videoydu. Şimdi ben bir tane daha video çekeyim. Hazır buraya gelmişken, vakitte de bulmuşken ki sizi videosuz bırakmayayım. Ertesi gün de video yayınlanmış olsun. Böyle Cem Gündoğan kişisel kanalına sorularla alakalı, çok soru soruyorsunuz Instagram'dan. Onunla alakalı da bir şey yaparım. Video çekerim. Güzel bir 2-3 tane videoyla bugün noktalarız. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.